Cumhuriyet Bayramı'nda arkadaşlarımı görünce, benim ilkokulu bitiren arkadaşlarımın liseye gittiğini gördüm. O zaman içim cız etti. Dedim ya ben niye okumuyorum? Madem dedi içinde bir ateş var, git dedi bir aya gir dedi, oku dedi. Başlamışken birden ortaokulu bitirdiğimi gördüm yani. Bütün yollar ışıklar yanıyor. Allah, sanki dedim ben cennete geldim ya, bu ne? Gidiyorum ama yeryüzüne çıkamıyorum yukarıya. Dedim saniyesinde karar verdim. Eğer Avrupa buysa ben dedim yarın sabah geri dönerim. Sukut ayağına uğradım ya. Böyle dedim Avrupa mı olur Allah'ın aşkına ya. Avrupa buysa yandık biz. Adamı şuradan bir vurdum. Adamın yanağı buraya düştü. Adam dedi ya yaktın niye ettin dedi. Nasıl İtalyansın? Türkçe konuşuyor benden güzel. Ya dalga geçme nerelisin dedim. Ya İtalyanım dedi adam. Ya ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun. Nasıl İtalyansın? Havası yok. Suyu desen yok. Güneşi desen yok. Karanlıkta işe gidersin. Karanlıkta işten gelirsin. Bana diyorlar şimdi sosyal medyada onu paylaştın mı? Ya diyorlar ama seviyorum hanımı. Ya nasıl sevmeyeyim? 47 sene sırt sırta çalıştım kadınla ben. Evet, herkese merhaba. Bugün Memleketten Hikayeler serimize devam ediyoruz ve sevgili Rüstem Çekiç'le beraberiz. Rüstem abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyim. Allah'a emanet olun. Amin, sağ olun. Evet. Rüstem abi, biz sizi tanıyoruz. Sizi evet. Aslında çok fazla insan tanıyor. Evet. Ama burada kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben 1950, Emirdağ Türkmen Haberi'nde doğulur Rüstem Çekiç. Babam öldükten sonra 5 yaşında kaybetmişim babamı. Allah rahmet eylesin. Anam rahmetli Emirdağlı olduğu için Emirdağ'a göçmüş gelmiş. Biz Emirdağ'da ilkokulu Emirdağ'da bitirdik. Ortaokulu, liseyi Emirdağ'da bitirdik. Yani gençliğim Avrupa'ya gideceye kadar Emirdağ'da geçti. Çocukluğum, gençliğim Emirdağ'da geçti. İlkokuldan sonra 1962 yılında beni anam rahmetlik berber çırağı verdi. 2 sene berber çıraklığı yaptım. 2 sene de berber kalpalığı yaptım. Bir gün önümde meydanda idi dükkanımız. Cumhuriyet Bayramı oluyor. Cumhuriyet Bayramı'nda arkadaşlarımı görünce, benim ilkokulu bitiren arkadaşlarımın liseye gittiğini gördüm. O zaman içim cız etti. Dedim ya ben niye okumuyorum? Lisenin öğretmenleri de müşterimdi. Tıraş ediyordum hepsini. Emirdağ'ın da o zaman gazetesini biz satıyoruz. Ben berber seydinin kalfası olarak çalışıyorum meydanda. Hüseyin Bülent diye bir öğretmen vardı. Ona dedim ki ya ben okumak istiyorum dedim. Hemen gel dedi. Benim boyuma bakmış liseye kayıt olacak zannediyor. Halbuki ben ilkokul diplomasını aldım götürdüm, attım önüne, bir baktı ya Rüstem dedi, ben senin liseye kayıt olacaksan diyordum. Sen dedi ortaokula gelmişsin dedi, yaşın da geçti, 16 yaşındayım, düşün, delikanlı adamız. Dedim hoca oluyorsa oluyor, olmuyorsa dedim, ver diplomamı gideyim. Madem dedi içinde bir ateş var, git dedi bir aya gir dedi, oku dedi. Gittim ortaokul bir aya o zaman. Aşağıda ortaokul bir ağa var, yukarıda lise bir ağa var. Vardım ortaokul bir aya, kapıyı çaldım. Hoca boyuma bir baktı. Dedi lise bir yukarıda oraya git dedi bana. Ben dedim ben orta bire geldim dedim. Yani boy post görünce. Boy post görünce adam kocaman delikanlı adamız. Dedim ben orta bire geldim. Adam geldi derimden tuttu beni arkaya götürdü. Ders kaynadı bana soru soruyor durmadan. Bakıyor nasıl oldu bu iş diye. Öyle. Devam etti işte olay. 1,5 ay falan gittim. 1,5 ay sonra dedim bu iş olacak gibi değil. Saçımı kestiler, delikanlıyım. Saçsızlık ağrıma gidiyor. Bir de şapka veriyorlar o zaman. Ortaokul şapkası var, lise şapkası. Kitapçı Murtaza vardı. Kitap aldığım adamlar. Ona götürdüm tüm kitapları. Dedim amca ben bunları senden 1,5 ay önce aldım. Şimdi yarı parasına geri veriyorum al dedim. Bedava versen almam dedi adam. Aldım kitapları gidiyordum. Yolda teyzem bek geldi. Ne o dedim. Dedim böyle bırakacağım okulu.
okumayacağım dedim. Ya elin günün içinde dedi, gittim dedi, bir iki ay bari git dedi. Bir iki ay gideyim derken baktım birinci yazılı, ikinci yazılı, üçüncü yazılı. Kendim ortaokul sonunda buldum. Yani netice olarak. Başlamışken bitti bir anda. Evet. Başlamışken birden ortaokulu bitirdiğimi gördüm yani. Rüstem abi şimdi berberlikten bahsettik. Orada iş hayatınız başlamış. Ama Emirdağ'da başka iş hayatınız da var. Neler yaptınız orada? Şimdi Emirdağ'ın gazetesini satan Berber Seydi diye bir adam vardı, rahmetlik. Ben onda dalp olarak çalışıyordum. Yalnız onun berberlikten hariç Emirdağ'ın gazetesini satıyordu adam. Emirdağ'ın gazetesini de biz satıyorduk. O ölünce orada ben kaldım. Berber kalfası yarıcıdır. Akşama kadar ne kazandıysan yarısını patrona verirsin, yarısı senin olur. Öyle. Ama ben buradan ayrılmak istedim. Dedim okumak istiyorum. Anlattım az önce işte. Ortaokulu bitirince lise devam etti işte. Lisede de bana ortaokulda ve lisede şey vardı. Yalavaşlı Kemal Göde diye bir öğretmenimiz vardı. Bir de Cebir Geometri'ye giren Zafer Çaylı diye bir öğretmenimiz vardı. Bir de edebiyat dersine giren Necati Akaltun diye öğretmenimiz vardı. Bu üç öğretmenin iyiliğini unutmam ben. Bunlar bana hep destek oldular. Ve liseyi ben öyle bitirdim. Aynı zamanda da ben lise 1'e, orta 1'e başladığımda lise 1'de olan arkadaşlarımdan bir sene önce bitirdim çoğundan liseyi. Evet. Liseyi bitirdiniz. Sonrası nasıl devam ediyor? Emirdağ'da mı, yurt dışında mı? Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamadım. Puan tutturamadım. Tutturamayınca o zaman da Emirdağ'da Belçika'ya, yurt dışına gitmek bir yürüsüm. Herkes yurt dışına gitmeye çalışıyor. Benim de büyük ablam Belçika Gent'te, küçük kardeşim de Belçika Zele'deydi. Dedim ben de gideceğim ya. Gideceğim ama bana söz verenler sözünü yerine getirmiyor. İstek yapmaları lazım. Yapmıyorlar. Tabii o gerçekleri bilmediğimiz için dedim bir gün anama rahmetliye dedim şu tarlaların şeyini ver bakayım bana. Tapusunu. Babamdan kalma köyde 150 dönüm tarlamız var. Götürdüm Ziraat Banka müdürüne. Dedim ki bunlar ipotek koyun bana 10 bin lira para ver. Adam baktı inceledi tapuları falan. Yanından bir gitti geldi. Geri geldi dedi ki sana dedi 2 bin lira verebilirim ancak. 150 dönüm tarla ipotek koyuyorum. 2 bin lira veriyor bana. Moralim bozuldu. Bana 10 bin lira lazım yurt dışına gitmem için. Bu arada oradan bir hışımla çıktım ben. Şimdi kayboldu. Mustafa Çelik vardı. Eski Emirdağ senatörü. Onun eczanesi vardı. Onun eczanesinin yanından geçerken tanıdığım gazeteci bir abimiz vardı. Celil Karaca diye. Rahmetli o da öldü. Camı tıkladım dedim bir dışarı gel. Geldi. Dedim abi ben Ziraat Bankası'ndan geliyorum. Bu kadar tarla ipotek koydum. Bana dedim 2000 lira para veriyor. Ya bana dedi ki ya Rüstem sen dedi parayı ne yapacaksın dedi 10 bin lira. Dedim ben yurt dışına gideceğim 10 bin lira lazım bana. Ya dedi senin dedi bankada dedi ipoteğine falan işin ne dedi. Kaç para lazım sana? 10 bin. Dedi akşam ben Mecid'in orada dedi. Ceylan İbrik ve belediye reisi Münir Özkan'ın içeceğim. Sen oraya gel dedi bana. Ben sana oradan 10 bin lirayı alırım dedi. Ya babayın tarlasın var nereden alacaksın dedi. Ya sen karışma ben alacağım dedi. Neyse gittim. Akşam karanlıkta bir geçtim beni gördü çıktı. Dedi ben mevzuyu açacağım şimdi. Sen az sonra gir dedi. 5 dakika sonra girdim. Baktım rakı içiyorlar. Mecid'in lokantı Emirdağ'da 1 numaralı lokanta o zaman. Yani herkes misafirini orada ağırlıyor. İçkili misafirler orada ağırlanır. Bir de hemen kalktı rahmetlik beni takdim etti dedi. Bahsettiğim genç bu dedi. Ceylan İbrik'le Münir Özkar'ya oturdum onlarla. O adam benim kimliğimi sordu Ceylan İbrik. Emirdağ Esnaf Kooperatifi Başkanı o adam da. Yani bıçağının yönü arkası kestiği zaman. Yani lafının üstüne laf konmayan birisi. Sordu benim işte babamı söyledim falan. Babamın hapishane arkadaşı çıktı adam. Ceylan İbrik. Benim babam hapishanede yatmış. O da
Onu kollamışmış hapishanede Ceylan İbri'yi. Demek dedi sen Cemal Emir'in oğlusun. Evet. Ne kaç para lazım sana? 10 bin. Yarın gel dedi öğleden sonra Halk Bankası'ndan al parayı dedi. Gittim Halk Bankası'na. 8.800 lira para verdiler bana. 1.200 lira peşin faizini kestiler. Ama bu arada da bir eniştem vardı. Teyzemin kocası Uyarların Garapak'ı derler. O kefil oldu bana. Oraya üyeymiş çünkü. Hiç problem olmadı. O parayla işte pasaportu çıkarttım. Afyon'da 550 lira, 550 mark mı ne bozduruyordun? Bozdurdum parayı. Ha bu arada da nişanlıyım. Hanımım rahmetliyle nişanlıyım. Nişanlı nişanı onu attım gittim Belçika'ya. Çirkez'den trene bindim gittim. Ama bu tren hikayesi çok uzun. Tam 8 günde gittim çünkü. Şimdi tren hikayesine geleceğiz. Evet. O dönemler Avrupa'ya tam böyle göçün başladığı zamanlar. Bu göçün başladığı zamanlarda Emirdağ insanlar mutlu muydu hayatından? Yok ya, yok. Mutlu değil. Zaten bu göçü, Emirdağ'daki göçü başlatan bir insan var. Garacalarlı Kötü Ahmet diyorlar. Ahmet Türköz. Zehir gibi bir adammış bu adam. İstanbul'u, Malatya'yı falan, yani Türkiye'yi iyi bilen bir Emirdağlı. Oraya ilk gitmiş Belçika'ya, oradan mektup yazmış. Demiş ki köyüne, elinizde ne varsa satın, savın. Tarla, öküz, ananat, dırmık, araba ne varsa satın, buraya düşün demiş. O adam Emirdağ ve civarına Belçika'ya taşıyan insan, önder adam o adam. Herkes o adamın sayesinde gidiyor oraya. Ona varıyor, o yol göstertiyor. Bakıyor herkes bir senede geri dönüyor. Bir de herkesin omuzunda teyip, pilli teyip izine geliyor. Tabii millet ateşledi bunlar. Emirdağ halkı Belçika'ya gitmek için can atmaya başladı. Ve Emirdağlılara, yani o adamın iyiliği unutulmaz yani. O adam açmış o yolu gitmişler. Bizler de tabii ben birinci kuşak değilim. İkinci kuşakta değilim. Ben bir buçuklu kuşak. Bir buçuklu. Tam arada. Tam aradayım. He. Öyle. Ama o adamlar bak köylerden gitmişler oraya ama kasabadaki heykeli bile görmemişler. Çoğu okuma yazması yok onların. Ama gözlerini karartmışlar, düşmüşler oralara. O adamların sayesinde bizler oralardayız şimdi. Şu jenerasyon. O adamların torunlarından, çocuk kızlarından evlenenler damat olarak geldiler. Öyle çuvallamıyorsunuz orada. Şimdi Rüstem abi, Emirdağ'da iş hayatınız vardı. Peki orada unutamadığınız bir anınız var mı? O ilk ustamın yanında çalışırken anım var. İlk ustam Emirdağ'da Çallıoğlu Ceylan'dı. Çallıoğlu Ceylan kuşçu bir adamdı. Akşam oldu mu Emirdağ'ın ne kadar ünlü kuşçusu varsa bizim dükkana gelirdi. Kuş muhabbeti yapardı bunlar hep. Bana da derlerdi işte git top kuyruk kuşu getir. Benim ustanın ev uzak. Tamam ben gidiyorum gece top kuyruğu getiriyorum yuvasından. Hepsi birer bakıyor. Onu götürüyorum ak kuyruğu getir. Onu götürüyorum paçalıyı getir. Ya hepsini birden isteyin bakın yok. Paçalıyı getiriyorum, depeliyi getir diyor bana bu sefer. Tabii böyle kuş muhabbeti olurken benim ustam çok aksi bir adamdı rahmetlik. Şimdi bana dedi gece eskiden Emirdağ'da saat 11-12'ye kadar berberler, terziler açık olurdu. Yaz günü bana dedim bir su ver dedi ustam. Dükkanın destesinden, bardağından olsa hemen doldurup vereceğim. Ama çarşı camisinin şadramanından getiriyorum bir bardak suyu ustaya. Bu kuş muhabbeti de var, bölmek. Onu da kaçırmak istemiyorum. Çok güzel muhabbet ediyorlar. İçimden tabii kızdım adama. Gittim bardağa, çarşı camisinin şadramanından bir bardak suyu doldurdum. Ama kızdığımda tükürdüm içine. O da bardağın kenarına yapışmış. Gece karanlık, ne bileyim ben yapmışım. Bir getirdim, buyur dedim. Ana bir baktı tükürük duruyor. Buna tükürmüşsün sen dedi. Gari ben de yeminin bini bir para, anam versin, babam versin falan. Tükürmedim desem de içmedi dedi. Oraya, yukarıya koy dedi.
ben yarın içerim dedi. Adamlar olmasa beni zaten gelecek sopayla. Tanıyor musun? Çok dövüyordu çünkü. Hiç gereksiz yere. Karıya kızıyordu, bana dövüyordu. Öyle anım var yani. Bir kuşçu anım var çallıyla. Bir de bir tıraş yaparken bir anınız var bildiğim kadarıyla. Evet, bir müşteriyi tıraş ediyorum, sabunladım. Biraz da acele etmek gerekiyordu. Kendi bir işim vardı. Usturalar böyle jilet usturası değil. O zaman demirden, çelikten usturalar biliyorsun. Adamı şuradan bir vurdum. Adamın yanağı buraya düştü. Adam dedi ya yaktın, niye ettin dedi. Dedim bir şey yok ya. Bir şey yok falan desem de adam canı yandı. Koca yanağını düşürdüm suratına çünkü. Kan taşı vardır berberlerde. O kan taşından durdurmaya çalışıyorum ama imkanım var ya. Ya bir çapıt bağladım oraya, artık bağlamadım da bastım. Biz böyle 15-20 dakika tuttum, kan taşından da durdurdum. Şimdi düşünüyorum da o adamın anlayışı o zaman, ya ne kadar mütevazı insanmış, ne kadar iyi insanmış. Bana, beni ne azarladı, ne hakaret etti. Yani her şeyi oluruna karşıladı gitti. Bir de öyle bir anım var berberlikte. Rüstem abi, daha önce aslında sizinle programda bunu konuşmuştuk. Siz orada okumuştunuz da hatta. Ama bir de burada rica edeceğim sizden. Nasıl emir dağlı olunur? Yılbırt gibi koşmadan, tuluk gibi şişmeden, elinden cip şaşmadan emir dağlı olunmaz. Türkmen kızı sevmeden, türkü yakıp övmeden, ana avrat sövmeden emir dağlı olunmaz. Teşekkürler abi. Bu daha aslında uzun değil mi? Evet, çok uzun. Bu kimindi peki? Bu Halil Erenoğlu'nun. Halil Erenoğlu. Yaşayan efsane Halil Erenoğlu'nun. Her zaman da söylüyorsunuz yaşayan efsane diye. Evet, tam 100 yaşında. Maşallah. Hala yazıyor, çiziyor. Sosyal medyada senden benden daha aktif şu anda. Şu anda bile. Kitabımı gönderdim. İzmir Narıdere'de huzur evinde yatıyor. Selam olsun buradan Halil abime. Selam olsun. Abinin ellerinden öpüyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Halil abinin ziyaretine gittim. Koronada. 2020. İzmir Narıdere'ye ziyaretine gittim. Korona olduğu için almıyorlar. Doktoruna telefon ettim. Randevu verdi. Ertesi gün saat 2'de gittim. Halil abiye de dedim. Telefon ettim. Dedi bana gelme dedi. Hem hastalık var şimdi hem de almazlar içerisini dedi. Ya ben geldim dedim. Bu Narlıdere'deyim. Seni görmeden gitmem dedim. Ben oğlum almazlar dedi bana. Uraklar Cumhuriyeti. Almazlar. Sen dedim oraya karışma. Ben dedim çok güzel rüşvet veririm. Rüşveti verir geçerim dedim. Güldü böyle senin gibi. Neyse gittim. Ya rüşvet verilecek gibi değil ki. 5 tane kapısı var. Türkiye'nin devletinin büyük olduğunu o zaman anladım. Nizamiye kapısı, ya 15 tane eli silahlı sistemli koruma var. Büronun içi 15 tane memur. Hangi birine rüşvet vereceğim ben? Netice olarak gene de geçtim. Dediler, o 23. katta yatıyor. 3. katın balkonuna indiriz. Öyle konuşursun dediler. Başka türlü konuşamaz. İyi tamam kabul ettik. O 3. katın balkonunda ben aşağıda İzmir Narlıdere'de konuştuk, gittim. Kulaklar için geçeceğim. Buradan selam olsun Halil abi. Yine geleceğim sana. Selam olsun, ellerinden öpüyoruz evet. Halil abi. Şimdi Belçika tarafına geçelim mi yavaş yavaş? Tamam. Belçika'ya 8 günde gittim dediniz. Nasıl gittiniz abi 8 günde? O kadar uzun süre. Ya pasaportu çıkardık, sirkeciye düştük. Zaten o zaman herkes sirkeciye düştü. Sirkeciden trene binen gitmeye çalışıyor. Ben de aldım bir bilet, tren bileti sirkeciden. O zaman beni Afyon Talebe Yurdu vardı Şehremen'inde, sirkeciye çok yakın, Fatih Mahallesi'nde. Emirdağ eski belediye başkanı vardı, İsmet Güler, öldü rahmetlik. O, bir de Garacalarlı Ceylan Baş var arkadaşım, o, bir de Fikret Akın, bir de bacanağım vardı, Assubay, İstanbul'da. Beni bindirdiler şeye, trene bindirdiler, savuşturdular.
Yugoslavya, o zaman Yugoslavya var. Yugoslavya var, Asya'ya çok rahat gittim. Çok rahat gittim. Ama Yugoslavya varınca tren şeye saplandı. Evet, gara saplandı. 2 metre gar yağdı, gitmiyor tren. Kompartımanlar yanmıyor. Ya biz korkuyoruz, hani turist elip bir gezelim, bir ısınalım diyoruz ya. İmkanı yok. Oturduğun yerden bir kalksan Yugoslavya varınca doldu. Beklarla, beklarla. O arada herkesin elinde bir böyle büyük şişe var. Biraz sen içiyorsun, biraz o içiyor. Ya 3 gün bekledik orada, 3 gün. Orada dabaz hastası olmuşum. Soğuktan. 3 günden sonra yol açıldı. Şeye geldim işte, Paris'e geldim. Ama yolda ilk İstanbul'dan bindiğimde Bulgaristan'a, yani Yugoslavya'ya gelesiye bomboş geldik. Bir baktım bir adamın birisi kompartıman, canım sıkıldı, bu kompartımanda yalnızım. Adamın biri şeyde kompartımanda tercüman gazetesi okuyor. Selam verdim, girdim yanına. Camın kenarına oturdum. Hayırlı yolculuk, nereye gidiyorsun dedim. İtalya'ya gidiyorum dedi adam. Nerelisin dedim. İtalyanım dedi bana. Nasıl İtalyansın? Türkçe konuşuyor, benden güzel. Ya dalga geçme, nerelisin dedim. Ya İtalyanım dedi adam. Ya ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun. Nasıl İtalyansın? Bayağı İtalyanım dedi. Çıkarttı pasaportu, gösterdi. Allah Allah. Dedim ki adama, ya İtalyan polisi Türk, benim gibi Türk turistleri dedim almazmış dedim. Haberin var mı dedim. Yok dedi. Pasaportun var mı? Var. Paran da var. Niye almasın seni? Ya İtalyan, hakikaten İtalyan gidenler söylüyor. İtalyanlar polis çeviriyor turist gidenleri. Türkleri bilhassa. Adam, ya kim dedi sana dedi, İtalyan polisi sen ne yapacak, paran var, pasaportun var. Ya almıyormuş dedim. Ya ben dedi bak dünyayı gezdim, bir şey yok dedi. Ya sen İtalyansın dedim, ben Türk'üm, beni geçirmiyormuş. Ya kim dedi, şurada bir adam dedim. O da güvetçili, bizim emirdağlıymış ama bilmiyorum, bana dedi geçemezsin İtalya'dan dedi, korkuttu beni. Yanında meğerim ikinci evlenmiş adam, ikinci karıyla baş başa yolculuk yapmak istiyormuş. Benim sorularıma cevap vermedi, geçemezsin dedi, korkuttu beni. Şu adam diyor dedim, kalk giderim dedi. O adam, sen dedi buna böyle böyle demişsin dedi, niye dedin? Dedi, İtalyan polisi Türk'ü geçirmiyor Türk'ü dedi. Geçirdi, geçirmezdi. Tamam ya dedi adam da. Geçirmezse ben varım, ben geçiririm dedi. Hakikaten de İtalyan yurduna vardığımızda adam, polis benim baktı baktı. Bu demiş ki adam İtalyanca, benim İstanbul'dan arkadaşım demiş. 3 gün Milano'yu gezdireceğim, ondan sonra Paris'e göndereceğim demiş. İtalya'yı öyle geçtim. Ama adam Zeki Müren hastası. İstanbul'da 8 senedir ateşeymiş, turizm ateşesiymiş. Türkçeyi su gibi biliyor. O adamın sayesinde Fransa'ya öyle geçtim ben. Değilse İtalyan polisi çevirebilirdi yani beni. Sonra artık Belçika'ya vardınız. Yok, önce sonra Paris... Nasıl varıyorsun ya? Nasıl varıyorsun Belçika'ya? Paris Gardinos'a yendik. Evet. Gece. Gece yendim. Ya Paris Gardinos'un çapı neredeyse Eskişehir'in çapı kadar büyük. Ya bu, sanki insanlar oğul veriyor. Karınca oğul. Karınca oğul veriyor. Aynı öyle. Bekliyorum, bir karşımdan birisi geliyor. Türk'e benzetiyorum. Türk müsün diyorum. Kuva diyor adam. Kuva demek ne diyorum demek. Anlıyorum. Bekledim. Belçika'ya telefon ettim. Belçika'da da bir tek telefon numarası veriyor. Var o zaman İstanbul kahvesinin telefon numarası. Tam da Kurban Bayramı'na denk gelmiş. Herkes kurban kesmeye gitmiş. Şeyde 2 gün kaldım. Paris Gardinos'ta oturma salonunda oturuyorum. Yani bir yer bilmiyorum ki. Otele gideyim, yatayım falan. Bir de korku var, polis yakalar, geri çevirir diye. Netice olarak ulaştım, dediler şeyden kalkıyor. Önce şeye kadar gel dedi, Belçika'daki Fahrettin diye bir abim vardı, pişon. Sen dedi şeye kadar gel dedi. Lille kadar, Lille şehri, Belçika'nın hudut şehri. Ben seni oradan alayım dedi. İyi de Lille gitmek için Gardelion varmış. Oradan bilmek lazımmış. Ama ben Gardinot'tan Gardelion'a gidemiyorum. Metro ile tarif ediyorlar bana. 7 katlı metro. Ben Emirdağ'da metroya mı bindim ne bileyim. Gidiyorum.
Ama yeryüzüne çıkamıyorum yukarıya. Yerimi kaybetmeyeyim deyin geri dönüp geliyorum. En son Türk konsolosluğuna telefon ettim. Ya ben dedim Lille'e gideceğim ama bir türlü gidemiyorum. Tarif ediyor bana işte oradan metroya bineceksin. Ya ben onları denedim dedim. 3 gündür gidemiyorum. Dedi kenarda dedi orada birisi var mı bir telefona dedi bana. Baktım bir genç Morkan. Cezayirli çok Paris'te. Cezayirliymiş. Verdim ahizeyi ona. Dinledi. Gel dedi bana. Baktım metroya götürüyor beni. Dedim ben metroya gitmem. Taksiye binerim. Ama bir yağmur yağıyor. Bardaktan boşalıncasına. Dedim taksiyle giderim. Benim dedi geri dönüş param yok dedi. Ben veririm dedim. Adam beni götürdü şeye kadar. Gardelion'a kadar. Biletimi aldı. Şu saat dedi oraya vardı mı trenden in. Orası dedi dil dedi. İndim. Oradan bir otele girdim. Grand Hotel diye. Büyük otel demek. Dedim ben Belçika'ya telefon edeceğim kalayım. Dedim yatmayacağım yalnız. Dedi tamam telefon edebilirsin. Ettirdi bana telefon. Söyledim ben adresi verdim. Beni Belçika'dan geldiler aldılar. Taksiyle. Vardık mı Belçika'ya şu anda artık? Şimdi geldim. Hududu geçtik ya. Arabayla beni geçirdiler Hududu. Fahrettin abi vardı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim ona. Pişo derler Emirdan'da. Hudut'tan geçtim Belçika'ya, hududuna. Bütün yollar ışıklar yanıyor. Allah, sanki dedim ben cennete geldim ya bu ne? Bütün yollarda ışıklar. Ta Zele diye bir kasaba var oraya kadar geldim. Ya kadar bütün ışık, yani gündüz gibi her taraf kardeşim ya. Tabii dedim tamam ya ben Avrupa'ya geldim. Hayalimdeki Avrupa'ya geldim diye sevindim. Ta ki Zele'ye gelesiye kadar. Ne onu soracaktım. Evet. Belçika'ya geldiniz. Oh evet. İyi ki geldin mi yoksa nereden çıktın? Ya beni getirdiler. Bir yaşlı, kardeşimin evine geldim işte. Gece saat 3 mü ne? Tak 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 vurdu kapıyı. Açtılar kapıyı. Yani kardeşim ortada bir 25 voltluk lamba. Kocaman bir şey. Garyola. Onun dibinde bir tek araba kadar bir kömür sobası. Bir tek oda. Hepsi orada duruyormuş oradan. Tek katlı maden evleri. Sonradan öğreniyoruz tam biz bunları. O zaman maden ev olduğunu falan bilmiyoruz da. Ya duş yok, tuvalet yok. Damın ardı şey, küllük. Pışkı dolu, at pışkısı, eşek pışkısı dolu. Yani çişini falan oraya gidip yapıyorsun yani. Düşün. Dedim saniyesinde karar verdim. Eğer Avrupa buysa ben dedim yarın sabah geri dönerim. Yarın sabah dedim geri dönerim. Hemen onun hesabını yapıyorum. Çünkü sukuta yani uğradım ya. Böyle dedim Avrupa mı olur Allah'ın aşkına ya. Avrupa buysa yandık biz. Ama işte nasipmiş kaldık. İyi ki kaldım diyor musunuz abi peki? İyi ki kalmışım. İyi ki kalmışım. Ne sizi bunu düşündüren? Ya bizi oraya Belçika'nın kardeşim şeyi yok. Havası yok. Suyu desen yok. Güneşi desen yok. Karanlıkta işe gidersin, karanlıkta işten gelirsin. Ama nesi var, nesi var? Bizi niye bağladı orası? İnsan hakları, sosyal haklar var. Sosyal haklar. Yağmurda çalıştım, yağmur parası gönderdi. Garda çalıştım, gar parası gönderdi. Soğukta çalıştım, soğuk hava parası gönderdi. Bayanlar tozlu işte çalışırlar akşamları. Yılbaşı prim alırlar, toz parası. Ya o haklar bizi bağladı yani başka türlü. Neyse hanımın hamile gidiyorsun doktora. Bu diyor 7 aylık hamiledir diyor kağıt veriyor. Gidiyorsun çocuk kasana veriyorsun. Çocuk doğmadan 1 ay önce sana 2500 euro doğum parası gönderiyor. Çocuğun yatağını al, döşeğini al, pudrasını al, kremini al, bezini al diye. Ama sen ne yapıyorsun? İşte onları biriktiriyorsun. Bir de maaşa bağlı, doğar doğmaz da 150 euro maaş. Durmadan da doğurdu karılar bir tane, bir daha alayım, bir daha alayım diye. Gurbetçinin çocuğu çok işte şimdi. O çocuk ondan çok, çocuk parası veriyor. Bir de bizim zamanımızda 2000 yılına kadar Belçika okullar kapanırken çift çocuk parası veriyordu. Duble. Gitsinler çocuklar tatil yapsınlar diye.
şu sosyal hakka bak. Açılırken iki ay sonra açılıyor. İki ay sonra açılırken de şey veriyor. Yine çift çocuk parası veriyor. Defterini kalemini alsın diye. Bu sosyal haklar bağladı bizi. Değilse yani suyu yok, elektriği yok. Hiçbir şey, yani elektriği var da su yok, güneş yok, hava yok. Anlıyor musun? Oranın mesela sığır eti yemezsen çalışamam orada. Muhakkak bir biftek yemen lazım. Bir eğer çalışan birisiysen sığır etini öğrenmen lazım nasıl yeniyor. Ama biz ne yapıyoruz? Durmadan orada da koyun kestik yedik. Orada kolesterol yapmıştı. Rüstem abi, Belçika gittiğinizde evli miydiniz? Orada mı evlendiniz? Emirdağ'da mı evlendiniz? O hikaye nasıl? Belçika'ya gittiğimde nişanlıydım rahmetli hanımımla. Allah razı olsun. 8 ay orada kaldım, oturmamı aldıktan sonra geldim. Hanımımla evlendim. Hanımım da işte elinden tuttum. Beraber İstanbul'dan bir otobüse bindik. Vereni Belçika. Bu sefer kaç gün sürdü? Bu 3. 3 gün sürdü. Tamam. Ama Fatih Turizm diye bir otobüsle gittik. Benim uçak biletim vardı, onun yoktu. Dedik ben o zaman uçak biletleri bir sene sonra bile parasını iade edebiliyorlardı. Öyleydi. Türk Hava Yolları vardı o zaman. Bindik otobüse, Münih'e kadar gittik. Münih'ten de Frankfurt. Frankfurt'tan trene bindik. Beraber rahmetliyle şeye gittik. Belçika'ya. Belçika uzuduna vardık. Benim oturmam var, onun yok. Onu turist götürdüm. Şimdi polis kontrol ediyor Belçika uzuduna girerken herkesi. Verdim pasaportu. Benim oturmam var 3 aylık. Onu da verdim. Hanımın, rahmetliğin hanım, onu da verdim. O da şöyle bir baktı bana. Kim bu dedi. Dedim, Montmartre dedim. Yani kocam demişim. Fransızca. Kocam demiş. Adam şöyle bıyığının altından bir güldü. Aslında mafam demem lazım. Mafam hanımım demek. Ama kocam, yani Montmartre dedin mi kocam demek. Mafam desen hanımım demek. Ben tam tersini söyledim. Adam şöyle bıyığının altından bir güldü. Hadi geçin gidin dedi. Brüksel'e gittik öylece. Orada bir ablam vardı, Kenaz'ı diyorlar. Onun yanına vardık. Ben çocuk derdi bana rahmetlik. Gelini buraya getir derdi ilk önce. İlk önce hanımımla onun evinde 3 gün misafir oldum. Ondan sonra şamgarni diyorlar. Dayalı döşeli ev demek yani, tek odanı. Bir ev tuttuk hanımla. Bir işe girdik, akşam işine girdik. Ben bir taraftan şeye gidiyorum, okula gidiyorum. Yani gidiyorum dedim, gidiyor gözüküyor. Oturma, çünkü onun üzerinden aldık ya. Haftada bir iki gün olsa, bile olsa göstermelik okula da gidiyorum yani. Hayatımız işte Belçika'da öyle hanımla başladı. Sonra çıktık o dayalı döşer evden, müstakil bir ev tutalım dedik. İki göz bir ev tuttuk, 4 katlı. Tutsan ne, bomboş içi. Mutfak yok, iki göz oda. Bir masa getirdik, eski masanın üstüne bir seyyar aygaz aldık. Öyle yatacaksın, yatak yok. Yorgan yok. Düşün yani, yerde çok çamaşırlarımızı, asbabımızı döşek yaptık, yorgan yaptık, yattık. Öyle sırt sırta verdik, o günleri biz gördük. Şimdiki gibi caga satanlar gibi değil yani. Sonra ağır ağır iş aldık. Ya bir, hiç unutmam, bir eski garyola verdi İspanyol kadın bize. Garyolayı verdi ama döşeği yok. Artık gittik bir de eskiciden döşek aldık. Sonra bir battaniye aldık. Hayat ondan sonra işte şimdi bizde çok hakkı var rahmetliğin ya. Neler yaşadım ben hanımımla. Yani onun için bana diyorlar şimdi sosyal medyada onu paylaştın mı? Ya diyorlar ama seviyorum hanımı. Ya nasıl sevmeyeyim? 47 sene sırt sırta çalıştım kadınla ben. Allah rahmet eylesin. Ha işte öyle. Devam etti gitti işte ya. Ondan sonra tabii birinci çocuk oldu. İkinci, üçüncü derken bağlandık gittik. Sosyal hakları bağladı biz oraya. Başka hiçbir şey değil. Sosyal haklar bağladı. Peki Rüstem abi, şimdi oraya gittikten sonra bir süre sonra orada da ticarete başladınız. Değil mi? Evet. Orada neler yaptınız? Ya ben berberlikten çok para kazandım.
Belçika'da da yine aynı şekilde. Evet. Bir turist hap oldu 74'te. Bütün Hollanda, Almanya, Türkiye, Fransa ne kadar insan varsa o zaman bu kadar restoran kahve yok Brüksel'de. Bir tane İstanbul kahvesi var, bir Demirdağ kahvesi var. Başka hiç kahve yok, doğrudur. İnsanlar sokaklarda yatıyorlar aylarca. İnsanlar tıraş olmamış, banyo yapmamış. Aç karnına, aç susuz sokaklarda geziyorlar. Çünkü polis de bir şey demiyor. Af çıktı, onlara oturma verilecek. O arada işte ben Gavi'ye yazdım. Berber bulunur. Adam geliyor. 40 gündür tıraş olmamış. Oturuyor sandalyeye. Ayna yok, bir şey yok. Benim bir çantanın içinde takımlarım var. Tak tak tak. 10 dakikada bir adam 100 frank. 10 dakikada bir adam 100 frank. 400 franka çalışıyor insanlar yövmeye. Ben orada oturduğum yerde günde 2000 frank kazanıyorum. Orada hem tavla oynuyorum, senin gibi bir arkadaşına tavlayı falan bilen yok. Hepsi kırtal kesmeden gelmedi. Hem tavla oynadık hem para kazandık. Ve o kazandığım parayla biriktirdim İzmir şeyden, Alay Bey'den paranın para zamanı 450 bin liraya daire aldım. Berber parasına. Berberlikten bu. Evet. Helal olsun. Evet. Helal olsun. Evet. Peki berberlikten sonra başka ticaretiniz var mı? Berberlikten sonra kasap açtım, kasap. Ben Brüksel'in ilk kasabıyım. Ama etleri kokuttuk. Türkiye yaktılar bak. Kemiği satamayınca iflas ettik. Etlerde önemli olan kemiği satabilmek kasaplıkta. Ya anan baban de mesleğim, döviz ne yapacaksın? Gidiyorsun kasap dükkanı açıyorsun. Anlıyor musun? Yok. Brüksel'de kasap yok diye ilk Türk kasabıyım. Ama İki tane adam tuttum, çalışıyorlar ama birisi de restoranın birinden anlaşmış. O gidip orada bedava yemek yiyormuş, o da et veriyormuş ona. Bedava. İflas ettik. Orada da. Sonra baktım olacak gibi de elmen dedim, bu zararı nasıl kurtarırım, sucuk yapayım dedim. Yayla sucukları yaptım, sucuk tuttum. Yani 10'ar kilo, 10'ar kilo yapıyorsun, marketlere veriyorsun. 10 kilo asıyorsun, sabaha kadar sucuk 8'e düşer. Islak ya. Kurudu mu 8 yani. Oradan da zarar ettik. Sonra şeye girdim. Tekstil işine girdim. Tekstil işi beni kurtardı. Sonra artık birikim artmaya başladı. Tekstil işi bambaşka başladı. Bir olay. Tekstil işim tam hayatımın artık en güzel yanları. Çünkü hangi işi yaparsan yap dünyada, eğer emeğin karşılığını alıyorsan mutludursun. Emeğin karşılığını almıyorsan mutsuzsun. Mutlu olmazsın yani. Onun için şimdi mesela Türkiye'de diyorlar ki ya ben 20 sene çalıştım diyor. Emekli parası diyor bana az veriyor diyor. İşte isyan ediyor adam. Niye? Çünkü emeğinin karşılığını alamıyor. Peki abi tekstil işi nasıl devam etti? En sevdiğiniz iş oydu. Tekstil işi işte kasaptan zarar edince dedim ben bu işi nasıl kurtarırım? Tam yolumun üstünde bir tane şey görüyordum. Elbise satan dükkan vardı. Baktım kira şey yazıyor. Devren Satlık yazıyor. O Devren Satlık olan dükkanı param da olmadığı halde senden şundan buldum parayı 600 bin franka devraldım. İlk erkek elbisesinden başladım. 600 franka verdi adam bana, ben de 1000 franka sattım. Sattım ama bitti. Bir ayda bitti içi boşalttık. Nereden bulacağım ben? Gidiyorum bir senin gibi bir parakendeciden 750 franka elbiseyi, takım elbiseyi alıyorum. Getirip 1000 franka satıyorum. Yani şu mahalleden alıyorum, şu mahallede satıyorum. Aynı öyle bir şey. Bir gün orada bana birisi omuzuma vurdu. Döndüm baktım Belçikalı bir adam. Mesut dedi, sen dedi buradan her gün gelip 20 takım elbise alıyorsun. Sen dedi bunu yurt dışı mı yapıyorsun yoksa burada dükkanın mı var dedi. Ben de dedim yok dükkanım var, dükkanımda satıyorum. Dedi ki bak bu elbiseleri ben buluyorum buraya. Sen dedi burada 750 franga alıyorsun. Ben dedi bu 500 franga buluyorum buraya dedi. İstersen %5 komisyon verirsen sana da aynı elbiseyi 500 franga bulurum dedi. Ya bulmam mı? 750'ye aldığım mal 550'ye geliyor bana. 200 franga alırken karım var. Tamam dedim. O adam beni bu tekstil işine alıştırdı. Bu adamın sayesinde ben çok para kazandım. Tekstil işinde. Sonra gün geldi,
İstanbul dedik, İstanbul'dan çalışalım. 10 yılda İstanbul'dan çalıştım. 90'dan 2000 arası olması lazım. 10 sene İstanbul'dan mal çektim ben. Tekstil malı. Tam 10 sene dükkan tekstil malı çektim. A'dan Z'ye bütün Belçika'da çocuk doğuran kadınlar Gülen Bebe diye dükkanlarım vardı. Giysilerini benden almıştır. 75 yılınla 2000 yılı arasında çocuk doğuran kadınlar muhakkak benden bir şey almıştır. Çünkü zıbınından kilotuna kadar her şeyini ben satıyordum yani. İstanbul'dan getiriyordum, satıyordum. İlk Emirdarların içinde Türkiye'den tekstil götüren adamım. Bravo. İlk, evet. Bravo. Rüstem abi, Belçika'da yıllarınız geçti. Orada eminim bir sürü anınız vardır ama birkaç tanesini anlatır mısınız bize? Unutamadığınız anılarınızdan. Şimdi tekstil işine girince tekstil dükkanlarına rahmetli hanımım bakıyordu. Ben de aile bütçesine şey olsun diye, faydam olsun diye hem dükkanı o çalıştırırken ben de bir İtalyan firması vardı, Liga diye. Türkler orada çalışıyordu, o Liga firmasında çalışıyorlardı. O Liga firması diğer firmalara göre çok farklı bir firmaydı. Yani herkes bir alıyorsa o iki veriyordu. Evinden çıkıp evine giresiye saat ücretin çalışan bir firmaydı. Ben o firmada çalıştım. O firma Brüksel'in şu anda en gözde hastanesi ve üniversitesi, Senlik Üniversitesi'nde 20 katlıdır. Hem hastane Senlik Hastanesi hem de üniversitesi, Katolik olması lazım. Oranın inşaatı yapılırken biz oranın soğuk su ve sıcak su borularına izolasyon yapıyorduk. Ben o firmada çalışıyordum. Çok da Emirdağlı arkadaş çalışıyor o firmada aynı zamanda. Öğlen yemeğinde bir gün 10. kata çıktım. Ben -2'de çalışıyordum. Asansörle 10. kata çıktım. Arkadaşlar 10. katın şeyinde öğlen yemeğimizi yedik, dağılıyoruz. Elimde çanta, asansöre binip yine -'ye ineceğim. Ayağım şeye değmiş, bir sigara kutusu, boş sigara kutusuna değmiş. O sigara kutusu da böyle hafif 1-2 metre gitti be demek gibi. Hiç fark etmiyorum hala. Arkamdan bana bir küfür eden var. Arap küfür ediyor bana Arapça. Anama küfür ediyor. Şöyle döndüm baktım, benden başka koridor değil, top sahası kadar uzunluğunda bir koridor. Ben de Arapların içinde kaldığım için Arapların nasıl küfür ettiğini biliyorum. Baktım, dedim bana mı küfür ediyorsun? Evet, sana küfür ediyorum dedim. Niye dedim bana küfür ediyorsun? Dedi sen dedi ben temizliyim o koridoru süpürürüm. Şu adamın elinde süpürge var. Ben dedi süpürüyorum dedi. Sen dedi bak dedi. Geri dedi benim süpürdüğüm yeri batırdın. Şöyle baktım. Batırdığım bir şey yok. Dedim ya batırdığım bir şey yok. Nereye batırdın? Bana dedi bak dedi sigara paketini dedi. İleriye attırdın dedi. Aldım sigara paketini yerine koydum. Dedim bak benim anama küfrettin sen dedim Arapça. Arapça. Ben dedim bak yerine koydum. Küfürünü geri al. Özür dile benden dedim. Yok dedi özür dilemiyorum dedi. Gene küfür etti anama. Ama birbirimize de yaklaşıyoruz böyle. O zaman bir baktım. Hani şu Mehmet Ali Clay'le bir boks yapan Frazier vardı. Aynı Frazier gibi. Elinde de kocaman bir şey var. Süpürge var. Ya bana bir vursa yarısı boşa gider. Böyle bir adam. Allah Allah. Ama yaklaştık böyle senin gibi. O bana hala küfrediyor, ben yetme diyorum. Adam beni gözüne kestirmiş, yiyecek. Bizim de işimiz, salopetlerimizin mecburuz yani. Sağında makas, solunda bıçak vardır. Bıçak kovboy gibi bir tarafımızda bıçak, bir tarafımızda makas var. Ya sinirlendim biliyor musun? Nasıl çektiysem kovboyun damanca çektiği gibi adamın şeyini atıverdim koltuğunun altına. Ulan dedim seni bana sayınla verdi. Niye anama küfrediyorum dedim. Kan fışkırdı oradan. Adam kanı görünce gitti. Bayıldı. Haydi. Elindeki şeyi aldım süpürgeyi. Yeng mi yemen mi ulan? Yeng mi yemen mi? Tabi oradan ben gittim.
Ertesi gün işe geldiğimde patron, liga adam dedi ki, Kamara sen dedi gelme bir hafta işe dedi. Polis seni geziyor dedi. Bir hafta gitmedim işte, bir hafta sonra adamı almışlar, ambulans gelmiş, hastaneye götürmüşler, bir sürü olay olmuş. Bir hafta sonra gittiğimde beni yakaladılar, daha var varmaz yakaladılar. Polis aldı götürdü beni. Belçika polisinin, daha doğrusu resmi makamların çok akıllı bir şeyler, taktikleri vardı. Götürdü beni polis, ne elimi bağlama var, ne kolumu bağlama var. O tutturdu, bürosunda, masasına, geçti karşıma. Bana dedi, bu füme dedi bana, sigara içiyor musun diyor yani. Ben de içiyorum dedim. Gittik, önce kendi yaktı, bir de ben de yaktım sigarayı. Sigarayı yaktık, masanın ortasında da şey var, o zaman sigara içiliyor kapalı yerlerde. Kül tablası. Şimdi soruyor bana, işte nasıl oldu? İfademi verdim, kafanı ağrıtmayayım. İmzaladım, çıktım geldim. Tabii ben o firmadan ayrıldım. İşimin başına döndüm. Yıllar sonra bir gün baktım, o bıçakladığım adam dükkandan içeri girdi. Adam. Benim de şöyle, dükkanın arkasında bir odam var. Orada muhakkak ya bir keser ya bir balta bulundururum yani. Çünkü rahat yerde değilim. Sokak olarak bile. Adam içeri bir girdi dedim Allah. Lan benim belden aşağıım tutmadı zaten adamı görünce. Korkudan. Dedim beni buldu adam dedim. Demek ki dedim. Hemen arkaya girdim böyle hani elime bir şey alayım gibisine. Dedi dur dedi bana dur. Ben dedi vitrinde pantolon geldim onu almaya geldim dedi. Bir de dedi bak bura seninmiş. Seni geziyordum ama dedi niye geziyordum biliyor musun? Niye? Senden özür dilemeye geziyordum dedi. Bak dedi buradaymışım. Hem pantolon alacağım hem senden de dedi özür dileyeceğim dedi. Benim pantolon aldı. Sonra müşterim oldu, samim oldu. Kansere yakalandı, gittim aylarca ziyaretine gittim rahmetli. Böyle bir anım var orada da. Rüstem abi orada yani Belçika'da bayağı anınız var. Bayağı ticaretle uğraşmışsınız. Bir taraftan tabii haliniz vaktiniz de yerine gelmiş aslında. En başta gittiğiniz zamanla son zamanlara doğru oldukça bir fark var. Ne güzel. Çok güzel şeyler başarmışsınız. Peki Emirdağ'a hiç dönmeyi düşündünüz mü? Hayır. Hayır. Emirdağ'a nasıl döneceksin? Benim bıraktığım Emirdağ yok ki. Benim bıraktığım Emirdağ yok. Ya bizim zamanımızda Emirdağ bambaşkaydı. Önü bahçeli, tek katlı, müstakil evler vardı. Şimdi dikey binalarla doldurmuşlar her tarafı. Çok acayip dikey bina yapmışlar. Telep, meydana girdin mi Drakula'nın caddesine benziyor aynı. Kimse kimseyi bulamıyor. Anlıyor musun? Bu kadar da olmaz ki ya. Emirdağ'a nasıl döneceksin? Hiçbir cazibe merkezi yok. Yurt dışından gelenlerin benim gibiler hadi eğleniyor 3-5 gün de. Bizim torunlarımız, çocuklarımızı eğlendirecek veya dinlendirecek. Onlar orada eğleyecek hiçbir cazibe merkezi yok ki. Hiç yok. Bu son belediye başkanı canla başla çalışıyor çocuk. Doğru. Helal olsun. Gittim gördüm. Adaçal'ın eteğine çok güzel göller yapmışlar. Bir hepsinin de resmini çektim kameraya da aldım. Yazdım da yani. Bunları kim yapıyorsa, yaptıysa teşekkür ederim diye onu da şey yaptım. Ama eli kalem tutan kaçmış zaten ya. Emirdağ'da. Okumuş yazmışların hepsi kaçmış. Yani o Emirdağ artık çok göç almış, çok da göç vermiş. Yeni gelen o göçün sahipleri Emirdağlı olmuşlar. Ben kimseyi tanımıyorum. Ben 3 ay önce gittim Emirdağ'da. Yanında oturduğum arkadaşıma soruyor adam, bu kim diye benden için. Ben halbuki çarşının içinde büyümüş bir insanım. Ama 52 sene olmuş ben gideri. Adam 50 yaşındaki çocuk ben de anasının karnında bile değilmiş. Ama benim çocuklarım, torunlarım ne yapsın veya benim gibilerin imkanı yok. Peki. Şimdi tam da aslında bunları, bütün konuşmaları toparladığımızda sizin bir kitabınız da var. Yeni çıktı. Emirdağ, Belçika, Türkiye Anıları. Doğru mu abi? Evet. Bu kitabı yazdıktan sonra toplumdan nasıl bir ses aldınız? İnsanlar size nasıl geri bildirimde bulundular? Neler var bu kitapta? Ben zaten yazdım. Benim kitabımda dedim
herkes kendisinden bir parça bulacak. Kesin ve kesin. Çünkü kendisinden ya emmisini bulacak, ya dayısını, ya dayazasını, ya bibisini, ya dayısını muhakkak yani muhakkak. Ya sokağını bulacak. Ya, onun için çok yankı yaptı bu benim kitabım. Çok yankı yaptı. Tek sebebi insanlar okuyunca kendisini buluyor. İçinde muhakkak kendinden bir şeyler buluyor. Ben de bu kitabı zaten ya ben ne yazarım ne çizerim. 2019'da ben Eskişehir'deydim. Yazdım şeyde anılarım şeyimde var ön kapağında. Baktım ya sosyal medyada herkes bir şeyler karalıyor. Ya ben de emekliyim ya. Dedim ya canım sıkılıyor kimseye de bir yere de çıkartmıyorlar Covid-19'da. O zaman ilk başta çok sıkı tuttular. Allah'ım dedim ya ben bir yazayım dedim bir şeyler anılarımdan. Emirdağ anısı, Betçik anısı yazayım dedim. İstanbul anılarım var mesela. Surların içindeki İstanbul diye. 10 sene kaldım İstanbul'da. O İstanbul, o surların içindeki İstanbul'u avucumun içi gibi biliyorum. Çalıştığım adamlar sayesinde oldu tabii. Onlar bana öğrettiler. Böyle olunca dedim yazayım bu anılarımdan. Benim üslubumu sevdi arkadaşlarım da. Beni takip eden arkadaşlarım. Üslubumu sevdiler. Ay ne güzel yazıyorsun falan deyin. Teşvik ettiler. Dediler ya bunu bir kitap haline getir. 5 senedir yazdığımı bir cimbişine çekti şey, yayın evi, kitap haline getirdi. Ben de içimde şeyim vardı işte, sundum emirdarlara ve emirdarı bilenlere sundum yani. İyi iyi, şu ana kadar da 2000 tane bastırmıştım, 1600'ü geçti, bütün Türkiye'ye yayıldı. Yani bütün Türkiye'ye dağıttım. Daha isteyen olursa yine bastırırım. Ama arkadaşlardan bazıları işte şeye diyorlar, parasını verelim bilmem ne. Dedim yok ya ben para falan istemiyorum. Ben bir kazanç amaçlı yaptırmadım ki. Almanya'ya bile gönderdim. Belçika'dan Almanya'ya gönderdim. Buradan da gönderdim Almanya'ya, Belçika'ya postayla. Posta parasını da veriyorum. Daha yeni 4600 lira şey parası ödedim geliyorum. Kargo parası. Evet Rüstem abi ellerinize sağlık. Sorun mu? Ellerinize sağlık. Güle güle okusunlar. Yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi buradan Belçika'daki, Emirdağ'daki dünyanın neresinde olursa olsun eşinize, dostunuza, tanıdıklarınıza, tanımadıklarınıza söylemek istediğiniz son sözlerinizi alalım. Sonra bitireceğiz. Beni tanıyan ki beni çok tanıyan var. Emirdağlı olsun olmasın. İstanbul'da, Edirne'de, Kars'ta, Mardin'de, Urfa'da, Eskişehir'de. Ne kadar tanıdığım insan varsa, büyük küçük, hepsine selam olsun. Hepsi ocağında sağ olsun. Allah hepsine sağlık, sıhhat versin. Rüstem abi çok teşekkür ediyorum. Şey değil.